Olur, olur. Şey yaparsa bunu sana veriyorum, tamam mı canım? Buna iyi bakacaksın, tamam mı? Bunu senin gibi böyle çok tatlı bir çocuk gönderdi. Başka bir şehirde. Tamam mı? Çok tatlı bir çocuk gönderdi. Bu çocukla seni irtibata geçeceksin. Büyüdüğünde onunla tanışacaksın. Tamam mı canım benim? Gel öpeyim içeri. Al bakalım. Bu kağıdı ondan sonra çıkartın. Saklarsanız çok sevinirim. Tamam. O gün de yine dışarıdan bulduğumuz sobalar vardı. Burada polis ve asker arkadaşlarımız görev yapmaktaydı. Onları tedarik etmeye çalışıyorduk. O sobayı kurma esnasında halktan birisi polis diye bağırdı. Çocuk düştü diye seslendi. Biz de koşarak ekip amirimde dediği gibi olay yerine intikal ettik. Baktık tam o buz tutmuş gölün ortasında çocuk batıp çıkıyordu suya. Biz onu görünce ben de silahımı hemen ekip amirime devrettim, suya atladım. Direkt çocuğu tabii kıyafetlerle, sadece silah çıkardım, aklıma olan o geldi. Direkt suya girdim, buzda biraz yürüdükten sonra atladım suyun içine, çocuğu çıkardım. Buzda da geri gelirken çocukla beraber gelemememin sebebi de çok buz vardı. Artık çocuğu bir buz tabakasının üstüne koydum. Arkasından gelerek çocuk yine düşmeden, yine aşağı inmeden, çıkmadan karaya varmasını sağladık. Ekip arkadaşlarımız da sağ olsun ulaştığı yerden çocuğu aldılar. Biz buraya geldik, çok yani kötü şeyler gördük. Yani sonuçta halkımızın başına çok kötü felaketler geldi, deprem olayı. Bu aklımıza hiç gelmezdi. Biz normalde dalgıç polisleriz. Özellikle biz buraya deprem için geldik. Ama bu olayın burada Malatya'da gerçekleşeceği hiç aklıma gelmezdi. Dediğiniz gibi o çocuğu orada görünce zaten hiçbir şey düşünemedik. Yani biz kendi görevimizi yaptık aslında. Direkt suya girdik ve çıkardık. Yani daha sonrasında tabii ki hipotermiye karşı biz bu konularda sağ olsun dairemiz bize fazlasıyla eğitim verdi. O eğitimlerde çocukta uyguladık, yani ısınmasına karşı hemen üstünü değiştirdik, ısındırdık, bir doktora ulaştırmaya çalıştık. Yani çocuğumuz da sağlıklı Allah'a şükür. Bizim için en önemlisi oydu zaten. Bir kardeş bir oyuncak kurtarabilmişler evlerinden. O oyuncak da buz tutan göle düşmüş. Gölün de tam ortasında tabii çocuk aklı buzda yürümüş. O tam o buzun inceldiği noktada buzun aşağısına suya düşmüş. Halk da bağırınca çocuk oyuncağını korumak istemiş açıkçası. Çocuğu oyuncağı beraber kurtardık. Ona da çok sevindik. Oyuncağını da bulduk. Yani sadece çocuk oyuncağını kurtarmak istediği için o göle girmiş, yürümüş. Düşünememiş o buzun kırılabileceğini, orada boğulabileceğini. O çocuk oraya oyuncağı için girdiği için bizi çok etkilemişti. Daha doğrusu olayın sonrasında öğrendik biz bunları. Biz yardım kolilerini dağıtırken o yardım kolilerinin içinde bir tane oyuncak ayı gördük. İçinde not bulunan, gönderen kişinin yazmış olduğu notu. Sonradan ekip amirimiz de o oyuncak ayıyı o çocuğa hediye etmek istedi. O da bizi duygulandırdı tabii. Olayın olduğu gün 2. Ordu karşısında Hürriyet Parkı'nda bağırışmalar duyduk. Bu bağırışmalar esnasında, bu görevimiz esnasında olayın olduğu noktaya doğru koşaraktan hareket ettik. Koştu, olayın bulunduğu kısma vardığımızda çocuğun suda olduğunu gördük ve arkadaşımız kıyafetleriyle beraber hızlı bir şekilde suya atlayaraktan çocuğu kucaklayıp suyu buz tutan sudan çocuğu çıkarttı.